Herkese merhabalar arkadaşlar, günaydınlar. Dünkü yere geldim, dün bir video çekmiştim, yükledim dün akşam da. Şöyle dere yatağındaki yer. Dün yağmur yağdığı için hani daha detaylı bir şey yapamadım video. Onun üzerine dedim tekrar bir çekeyim yeri. Arkadaşlar burası görüldüğü gibi dere yatağı, deremiz akıyor. Şuraya nane dikmiştim, dün göstermiştim. Şimdi yerimiz burası. Şu kapak taşıymış arkadaşlar. Daha önce ben bunun şoklamasını göstermiştim size. Niye şokladım, kırmadım? Arkadaşlar kırmak isterken oynadığını gördüm, hani bayağı kolay böyle çevrilecek gibi, ki öyle de oldu. Bu da benim canavar. Hani kırmaya uğraşmadım, işte kanıttırma yönteminden bu şekle soktuk arkadaşlar. Şimdi zaten kırma taraftarı da değilim, hani böyle kapak taşlarını mümkün olduğunca çıkartın arkadaşlar, kırmaya ufalamaya uğraşmayın. Sebebi niye? Ne? Sebebini şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada nasıl net gösteririm ben size burayı. Ha, şurada biraz daha net. Evet, gördüğünüz gibi iki tane bayan arkadaşa ait mezar diyor arkadaşlar. Bayan mezarları böyle şu mor çizgi gibi tam yuvarlak olmuyor. Biraz böyle sıfırı andırır bir şekilde oluyor arkadaşlar. Bayan arkadaşa ait diyor. Mor çizimiz var, yani şu tarafı gösteriyor. Bu taş arkadaşlar, tabi bu işaret yapılırken hani hesaplanarak yapılmış arkadaşlar. Hani bu taş burada biraz dere aşağı böyle meyilli durduğu için, hani bunu zaten böyle dereye doğru yuvarlanacağı hesaplanarak oyulmuş bir taş. Şimdi bu mezar bu tarafta arkadaşlar. Yani burada da göstermiş. Buraya bir dere çizmiş. Şuraya da murcunu koymuş, yani derenin üst tarafında. Bakın şurada gene mezarlar var yani. Üst tarafta ben bir kaya mezarı diye çekmiştim. Çekil geç şu tarafa. Kaya mezar diye çekmiştim. O tarafı yani yönlendiriyor arkadaşlar bu taş. Bizi o tarafa yönlendiriyor. Yağmur yağdığı için çok fazla bir çalışma olmuyor. Sık sık hani hemen başlıyor yağmur. Burayı böyle işte arkadaşlar, hani dün bu işaretleri falan tam detaylı gösterememiştim. Bir de arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Dere yatağında hiçbir şey olmaz diyen arkadaşlara. Dere yatağında malzeme olur arkadaşlar. Muhtemelen bu su o zamanki devirde tab buraya kadar çıkıyormuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani şuralarda sazlar var. Yani bu su buraya kadar çıkıyormuş arkadaşlar. Ve kapak taşı da şuralarda idi. Ha, İşte bura yazın kuruyor mesela. Bu su yazın kuruyor. Burada su akmıyor. O zamanda da hani bu kadar su kurumaz, ama o zamanlarda da işte biraz daha aşağı çekiliyordur diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani dere yatağında bir şey olmaz diye bir olay yok arkadaşlar. Dere yataklarındaki taşları inceleyin. Ha, burası küçük böyle şey bir yer, ama büyük yerlerde inceleyin yani taşları.
büyük taşları tabi. Hani suyun götürmeyeceği büyük taşları inceleyin arkadaşlar. Burada geçenlerde bulduğum bir, şurada da boşluk var ama pek, mesela şu taşın arası arkadaşlar, yani şuraya kadar, bir şöyle göstereyim, şu taşın ucundaki o küçük başlangıç taşının olduğu yerden buraya kadar, benim bulunduğum yere kadar bir boşluk var. Yani burayı da tarif ediyor olabilir ama iki tane, burada ben geçen bir tane burayı buldum. Hani iki tane yan yana olması lazım. Şimdilik arkadaşlar söyleyecekler bunlar. Yukarıda o kaya mezarını tekrardan çekeceğim. Çektiğim zaman, hani yaptığımda görüşürüz. Herkese merhabalar arkadaşlar, tekrardan şu kaya mezarına geldik. O gün demiştim size, hani gel buraya gölge. Size demiştim iki tane mezar diye, aşağıdaki o dere yatağındaki mezarlar yüksek ihtimalle arkadaşlar şu gördüğünüz iki yer. Ha, bu yerin girişi de arkadaşlar, girişten başlayalım dedim. Şurası bakın. Görebiliyor musunuz bilmiyorum da. Evet, şu gördüğünüz taşın olduğu yerden şöyle arkadaşlar yukarı doğru vermişler girişi. İki tarafta da oluk var. Hani büyük su olukları var. Şöyle. Ha, bu arkadaşlar genelde benim tabi bu kendi tespitim, gördüğüm şey, genelde bayan mezarlarında arkadaşlar oluk oluyor, mutlaka suyun içeri girmeyeceği şekilde oluk yapılıyor artık. O zamanki bayanlar işte sudan mı korkuyorlardı, içeri su girmesin diye. Yani öyle bir şeyleri var. Benim her gördüğümde mutlaka su oluğu oluyor arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi o ağacın altından, o gösterdiğim taştan girişi var. Bakın şurada da zaten oyması, işte kuyusu, çukuru hepsi var. Burada ikinci yer muhtemelen, buradan geçiş var. Şuradan şöyle, şöyle geçiş var. Burası bu şekilde arkadaşlar. Yani aşağıda hani o kapak taşının üzerindeki iki bayan mezarı bu diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Yani yüksek ihtimalle burası o iki bayanın mezarı. Şu aşağı dere yatağında işte. Hatta karşıda gözüken beyaz toprağın altı arkadaşlar. Burası bu şekilde. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Burayı da göstereyim, hani bağlantıyı göstermiş olalım diye çekeyim dedim burayı da tekrardan. Geçen çektiğimde sessiz izliyordunuz. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Desteklerinizi bekliyorum. Canlı yayına gelen olmuyor artık. Küstük mü, ne yaptık? Hani canlı yayın yapıyoruz.
Cumartesi yap dediniz, pazar yap dediniz. Cumartesi pazar yapıyoruz. Kimsenin geldiği yok. Arkadaşlar canlı yayınlara bekliyorum. Sohbet edelim, tanışalım. Merak ettiğiniz şeyler varsa bildiğimiz kadar elimizden geldiğince yardımcı olalım. Hayırlı bol kazançlar dilerim. Kendinize iyi bakın.